Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, türevde kaldığımız yerden devam ediyoruz kampımıza. Konumuz ekstremum noktaydı. Burada kalmıştık ve bu ekstremum nokta nedir, ne değildir? Hangi noktalara ekstremum diyeceğiz, hangi noktalara diyemeyeceğiz? Bunlara bakacağız sevgili gençler. Dilerseniz konuya başlayalım. Bir fonksiyonun artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalara biz ekstremum nokta diyeceğiz. Bu grafiği inceleyecek olursak, şimdi bakın, burada bir tavanımız var, burada bir dip var, burada tavan, dip, tavan, dip, tavan ve dip var. Ekstradan şuradaki tavanla şuradaki diplerin uç noktalar olduklarını da görüyoruz. Hepsinin de apsislerine isim verdik. X1'den X8'e kadar. Buna da eyvallah. Şimdi tavanlar sevgili gençler yerel maksimumdur. Dipler yerel minimumdur. Tavan ve diplerin her birine de yerel ekstremum noktalar diyeceğiz. Yani bu ekstremum nokta dediğimiz maksimum ve minimum yaptığı noktalarmış bizim fonksiyonumuzun anlaşılan. Çünkü tavan ve diplerin her birine yerel ekstremum noktalar diyormuşuz. Peki x1 ile x8 türev yok diyoruz. Bakın x1'de x8'de türev yok. Evet. Neden? Çünkü uç noktalar. Daha sonrasında x3'te ve x6'da burada da türev yok. Niye? Çünkü sivri noktalar olarak biliyoruz biz bunları. x2, x4, x5 ve x7'de türev var ve bunların türevleri de sıfıra eşit. Bakın şuradan bir teğet atarsanız, buradan bir teğet, buradan bir teğet ve buradan bir teğet atarsanız x eksenine paralel olacağı için bu teğetler türevleri de sıfıra eşittir o halde diyeceğiz. Pekala. Daha sonrasında sevgili gençler yukarı doğru çıktık. Tanım aralığının her noktasında türevli bir fonksiyonun bir noktasında ekstremuma sahip olabilmesi için o noktada türevinin işaret değiştirmesi lazım. Bak sıfıra eşit olması lazım falan demiyoruz türevinin. İşaret değiştirmesi gerekiyor diyoruz. Birinci türevi sıfır yapan tek katlı köklerde ekstremum noktası vardır. Yani sen bir fonksiyonun türevini aldın. Bunu sıfıra eşitledin. Tek katlı köklerin hepsinde ekstremum vardır. Birinci türevi sıfır yapan çift katlı köklerde ekstremum yoktur. Bahsedilemez. Niye? İşaret değiştirmesi gerekiyor dedik. Sen şimdi türevi aldın. Burada bir çift katlı kök var. Artıyken artı diye devam ettin. İşte orada işaret değiştirmiyor. Artarken artmaya devam ediyor. Azalmaya geçmiyor. Veya eksiyken eksi, azalırken azalmaya devam ediyor. Artışa geçmiyor. Dolayısıyla sevgili gençler buralarda ekstremumdan bahsedilemez. Ekstremum aranmaz diyoruz. Devam. F'in türevinde x. X kare eksi 6 x artı 9 ki bu x eksi 3'ün karesidir biliyorsunuz sevgili gençler. Çarpı x küp eksi 1 ki bu x küp eksi 1'i x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 biçiminde yazabilirim. Çarpı bir de x üzeri 5'imiz var. Ekstremum noktalarının apsisleri sorulmuş bize. Şimdi sevgili gençler bu f'in türevi olduğu için direkt bunu sıfıra eşitleyeceğim. Bakın burada bir 3 diye kökümüz var. 3 çift katlı köktür. Daha sonrasında burada x eşittir 1 diye bir kökümüz var ve tek katlı kök. Şuranın deltası sıfırdan küçük geliyordu hatırlarsanız küp açılımlarında. X üzeri 5'te de x eşittir 0 bizim kökümüz ve tek katlı kök çünkü kuvveti tek 5. Pekala o halde ben diyorum ki benim x eşittir 1'de ve x eşittir 0'da ekstremumum var diyorum. Ekstremum var. Şimdi tabii bunlar maksimum mu minimum mu? Bunlara kontrol edebilmek için ne yapmamız gerekiyor sevgili gençler? Tablo çizeceğiz. En küçük kök burada 0. Sonra 1. Sonra sevgili gençler 0 var, 1 var, bir de 3 var. Daha sonrasında tabloyu oluşturuyorsunuz. Şu şekilde. Biz 3'ün çift katlı olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla şöyle dedim. Buraya böyle dedim. Buraya da böyle dedim. Daha sonrasında sevgili gençler neyle başlayacağız? Bakın artı 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 ile başlayacağım. Artı çift katlı değiştirmiyorum. Artı eksi ve artı diyorum. Burada artmış, azalmış, artmış ve artmaya devam etmiş. Bakın artarken azalmaya başlamış ve azalırken artmaya başlamış. Burada artarken türev sıfır olmuş ve artmaya devam etmiş. Şimdi gördüğünüz üzere şurada bir tepe, burada bir dip var. Burada tavan, burada dip var. O halde sevgili gençler, tavan olan yerlerde maksimum vardır. Yani x eşittir sıfır bir yerel maksimum noktasının apsisidir. X eşittir 1 de yerel minimum noktasının apsisidir diyeceğiz. Devam ediyorum bir diğer örneğimle.
şu kısmı silelim arkadaşlar. Orada bir şey denemiştim. Fx eşittir n artı 1 çarpı x kare artı 2n artı 2x eksi 2n artı 2 fonksiyonunun eksi 3 apsis noktasında yerel ekstremum varsa n kare kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada yerel ekstremumunun olması demek f'in türevini sıfıra eşitleyen değerlerden birisi x eşittir eksi 3 demek. O halde f'in türevini alıyorum. 2'yi başa attım. 2n artı 2 çarpı x kaldı burada. Artı şu 1'i başa attım ki zaten 2n artı 2 çarpı x'in türevi 2n artı 2 idi. Bunu da bu şekilde yazabilirim. Buranın türevi 0 zaten. Bunu 0'a eşitleyen değerlerden bir tanesi neymiş arkadaşlar? Eksi 3'müş. Bakın şuraya eksi 3 yazarsak. Eksi 6n eksi 6 artı 2n artı 2 eşittir 0 oluyormuş. Burada eksi 4n eksi 6 artı 2 daha eksi 4 yapar. Karşıya atarsanız artı 4 gelir ve n buradan kaçmış arkadaşlarım? Eksi 1. N kare kaçtır diye sorulmuş. N kare eksi 1'in karesinden 1'dir diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer örnek. X küp eksi ax kare artı 3x artı b fonksiyonunun 1'e 6 noktasında yerel ekstremumu varsa a kere b nedir diye soruluyor. Şurada bize şöyle bir tüyo vermiş. F1'in 6 olduğu söylenmiş. İse dedim. F1'i bir bulalım isterseniz. 1'in küpü 1. A kere 1 a. Artı 3 kere 1. 3 artı b. Bu kaçmış arkadaşlar? 6. Yani ben burada b eksi 6'yı bulmuş olurum. 1 ile 3 topladım 4. Karşıya fırlattım 2. Bakın b eksi a'nın 2 olması gerektiğini elde ettik. Bu cepte. Tabi 1 noktasında yani 1 apsis noktada türevimiz 0 olması gerekiyor ki yerel ekstremumumuz olsun bizim. O halde ben diyorum ki f'in türevinde 1 de 0 olmalı. Madem öyle f'in türevinde eksi biz elde edeceğiz. Aldım türevini 3x kare. Eksi 2 ax artı 3. Ve f'in türevinde 1 sıfırdı. Yazıyorum 3 eksi 2 a artı 3 geldi. Eşittir 0 dedim. Buradan 2 a eşittir 6 olur. Ve a eşittir 3 gelir. A'yı da bulduk sevgili gençler. Mis gibi. Daha sonrasında şurada a gördüğüm yere yazarım 3'ü. B eksi 3 eşittir 2 ise doğal olarak b 5'tir. B'yi de bulduk. A kere b sorulmuş. 3 kere 5. Cevap ne olur? 15 olur ve bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. 96. sayfamız. Olayı anladınız değil mi? Eğer bir fonksiyonun ekstremumunu arıyorsak, polinom fonksiyonlarının özellikle, türevini alıyoruz. Türevini sıfır yapan noktaların tek katlı köküye sahip olan noktalar sevgili gençler, ekstremum noktalardır diyoruz. Devam. Fx eşittir x küp bölü 3 eksi 4x kare eksi 2ax artı 17 fonksiyonunun ekstremum noktası olmadığına göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Ekstremum nokta yoktur diyor. Türeviyle alakalıydı bu. Türevini aldım. 3x kare bölü 3'ten x kare geldi. Eksi 8x. Eksi 2a dedim. Daha sonrasında bunun ekstremumu yoksa bunu sıfıra eşitleyen bir değer yokmuş ki yani kök yoktur diyebiliriz. Fark ettiysen bu ikinci dereceden bir ifade ve bunun kökü yoksa tabii ki deltası nedir? Sıfırdan küçüktür. Güzel. O halde hatta şöyle düşünecek olursak deltası sıfırdan küçüktür. Çift katlı kökü varsa da yine ekstremumu yoktu. Çift katlı kökünün olması demek deltasının da sıfıra eşit olması demek. O halde ikisi beraber sağlayacak. Yani delta sıfırdan küçük veya eşittir diyeceğim ben. Anlaştık. Hadi bakalım. Delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi biliyorsun. B'nin karesi eksi 8'in karesi 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2a dedim. Eksi eksi artı yaptı. Sıfırdan küçük veya eşit olmasını bekliyoruz. Şurası 8a gelir. 8a burada kalsın. Bunu şu şekilde karşıya atalım 64 diye eksi 64 diye. Böylelikle her iki tarafı 8'e bölerseniz de a küçük veya eşittir eksi 8 gelecektir. En büyük tam sayı değeri. En büyük tam sayı değeri burada kaçtır arkadaşlar? A'nın maksimum değeri. Tabii ki eksi 8'dir diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer örnekte. 3, 7 kapalı aralığında tanımlı x küp bölü 3 eksi 3x kare artı 8x fonksiyonunun ekstremumlarının apsisleri toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. F'in türevinde x'i bir bulacağız. 3x kare bölü 3'ten x kare gelecek. Eksi 6x artı 8 yazacağız. Şimdi ben bunu x'e x, burayı da eksi 4'e eksi 2 diye parçalarsam x eşittir 2 ve x eşittir 4 diye benim ekstremumlarının olduğunu görürüm. Ama aması var.
Ben 3 ile 7 aralığında tanımlı olduğunu biliyorsam bu fonksiyonun tabii ki 2 diye bir kökü olamaz. Demek ki ekstremumlardan bir tanesi 4. Başka var mı hocam? Var. Ne demiştik? Uç noktalar da ekstremumdur demiştik arkadaşlar. Uç noktalar da bizim taban ve dip yaptığımız noktalardı çünkü. Madem bunlar da ekstremum, o halde bizden şu istenmiş. 3 artı 4 artı 7. Yani sevgili gençler 14'ün ta kendisi istenmiştir diyeceğiz. Uç noktaların ekstremum olduğunu unutma. Devam. Ekstremumların maksimum veya minimum olarak belirlenmesi diyoruz. Şimdi epsilon sıfıra yakın, sıfıra en yakın pozitif reel sayı olsun. Epsilon diyoruz arkadaşlar. F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı ve Y eşittir Fx şeklinde bir fonksiyonda bu A kümesinden seçilen yani tanım kümesinden seçtiğimiz bir A elemanı olmak üzere A noktasını içine alan A eksi epsilon ve A artı epsilon aralığındaki her x sayısı için eğer fx fa'dan küçük veya eşitse A'ya fa noktasının f'nin yerel maksimum noktası olduğunu eğer ki fx'lerin hepsi de fa'dan daha büyük oluyorsa o halde sevgili gençler A'ya fa F'nin yerel minimum noktası diyoruz. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bunun Türkçe mealini bir yazalım şuraya. Şöyle diyelim. Şu kısmı sileyim. Bazen ekranda mouse'u bulamıyorum. Acaba yaşlandım mı diye düşünüyorum ama yaşlılık değil de herhalde çok ekrana bakıyorum. Artık onu fark ettim yani. Şimdi şöyle diyelim bakın. Bizim şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Diyor ki bu tanım kümesi işte burası buradan buraya kadar. Epsilon sıfırdan büyük olacak şekilde ben bir A elemanı seçtim diyor. Mesela şurası sevgili gençler A olsun. Bu A'nın epsilon komşuluklarına bakıyor. Epsilon dediğimiz sıfıra en yakın sayı olduğu için, pozitif sayı olduğu için bu A'nın epsilon komşulukları A'nın dibindedir sevgili gençler. Bakın şurası A artı epsilondur diyelim. Şurası da A eksi epsilondur diyelim, tamam mı? Şurası A artı epsilon, burası da A eksi epsilon. Yani A'nın epsilon komşuluğu diyebilirsiniz buna. A'nın komşu noktaları. Hemen dibindeki noktalar. Daha sonrasında A'ya FA noktasını şurası. Her x reel sayısı için bu aralıktaki her x için fx'ler FA'dan küçük veya eşit oluyorsa bakınız arkadaşlar iyice dibine girelim şöyle. İyi dinleyin. Şimdi şunların görüntüsüne bakın, tamam mı? A eksi epsilonla A artı epsilon aralığındaki şu aradan seçtiğimiz bütün x'ler için ki sonsuz tane x reel sayısı vardır burada, sen de biliyorsun bunu. Buradakiler için hepsinin de görüntüsü şuraya bakıyorsun. Eğer fa'dan küçükse fa dediğimiz yer buradaki maksimum noktasıdır. Bakın burası. Yani çıkabileceği en yüksek nokta. Bu A eksi epsilonla A artı epsilon aralığındaki bütün noktalar sevgili gençler. Buradaki bütün noktalar görüntüsü tabii ki FA'dan daha küçüktür gördüğünüz üzere. Hepsi de bunun alt tarafında kalmış. O halde diyoruz ki işte bu A noktası A'ya karşılık gelen FA noktası bizim maksimum noktamızdır. Yerel maksimum noktamızdır diyoruz. Diğer taraftan minimum noktasını nasıl anlattık? Diyoruz ki şuraya şöyle çektin. Aha da burası diyoruz mesela B noktası olsun. B'nin sol ve sağ komşuluğu yani B eksi epsilon diyorsun. Yani buraya da B artı epsilon diyorsun. Bu komşuluktaki sevgili gençler. Bütün noktaların görüntüsüne bakıyorsunuz. Yani ben şunu şuradan şöyle çekeyim. Bunu da buradan böyle çekeyim. Şimdi buradaki bütün görüntüler yani şunlar sevgili gençler. Bakın şunların hepsi de bunların hepsi de B'nin görüntüsü olan şu noktadan daha küçüktür. Daha büyüktür, özür dilerim. O halde sevgili gençler diyoruz ki ha demek ki burası fonksiyonun minimum noktası. Yani B'ye FB noktası da sevgili gençler bizim için bir yerel minimum noktadır diyoruz. Umarım anlamışsındır bu tanımı. Bu tanım üniversite sınavında bir işine yaramaz ama bir şeyleri anlayabilmen adına 10 numara 5 yıldız sana katkı sağlar. FA değerine de F'nin yerel maksimum veya minimum değeri denir diyoruz. Uyarı, yerel maksimumların en büyüğüne mutlak maksimum denir. Yerel minimumların en küçüğüne de mutlak minimum denir. Aşağıdaki grafiği incele demiş. Grafiği videoda beraber çizeceğiz. Birazdan rastgele bir grafik çizeceğiz arkadaşlar. Bunun üzerinden yorumlayacağız. Ne demiştik? Yerel maksimumların en büyüğü mutlak maksimum. Yerel minimumların en küçüğü mutlak minimum. Şimdi şöyle diyelim. Bir grafik çizelim arkadaşlar.
Siz de benimle beraber çizin. İsterseniz ben çizerken izleyin ve daha sonrasında videoyu durdurup siz de çizin. Şöyle bir grafiğimiz olsun. Böyle bir grafik olsun. Tamam. Daha sonrasında ben diyorum ki bu grafikte şurası ve şurası. İkisi de yerel maksimumdur. Burası ve burası ikisi de yerel minimumdur. Bunlar bu şekilde sonsuza kadar hareket ettiklerini düşünelim. Gördüğünüz üzere şurasına ve şurasına yerel maksimum. Buraya ve buraya yerel minimum diyeceğiz. Çünkü buralarda dip yapmış. Şurada tavan yapmış. Burada tavan yapmış. Burada dip yapmış. Ve burada da yine dip yapmış diyoruz. Daha sonrasında artık şunları biliyoruz ki isim de verelim bunlara. X1 diyelim. X2, X3 ve X4 diyelim. Gördüğünüz üzere X1 ve X3 yerel maksimum ve X2 ile X4 bunlar da yerel minimum noktalarıdır sevgili gençler. Burada tavanlardan bakın birisinin görüntüsü şurada, birinin görüntüsü burada. Yani X3'ün görüntüsü daha büyük. O halde bu yerel maksimumlardan x3'e karşılık gelen x3'e fx3 sevgili gençler bizim aynı zamanda mutlak maksimum noktamızdır. Mutlak maksimum noktadır diyoruz. x2'nin görüntüsü burada, x4'ün görüntüsü burada. x4 daha küçük demek ki sevgili gençler x4'e bu yerel minimumlardan x4'e karşılık gelen fx4 noktası da koordinatlarına sahip noktası da bizim mutlak neyimizdir? Minimum noktamızdır sevgili gençler. Mutlak minimum. Evet, umarım anlaşılmıştır. Maksimumlarını buluyorsunuz, yerel maksimumlarını. En büyük olana mutlak maksimum. Minimumlarını buluyorsunuz, en küçük olana mutlak minimum diyoruz. Devam. Örneğimize bakalım. X üzeri 5 bölü 5, eksi x üzeri 4 bölü 4, eksi 2 x küp fonksiyonunun ya ekstremum noktalarını bulunuz demiş. Tabi türevini alıyoruz hemen. F'in türevinde x eşittir. 5'i başa atarsam bölü 5 de sadeleşir. X üzeri 4. Eksisi burada x küp kalır o halde. Eksi 6 x kare diyeceğiz. Daha sonrasında bunu x kare parantezine bir alıverelim. Burada x kare kalır. Burada eksi x kalır. Burada eksi 6 kalır. Şimdi şuranın kökü x eşittir 0'dır. Bunu 0'a eşitliyoruz. Ve bu çift katlı bir köktür. Dolayısıyla ekstremum yoktur burada. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar. Şurayı x'e x. Burayı da eksi 3'e artı 2 biçiminde ayırırsınız. Ve dersiniz ki x eşittir 3 ve x eşittir eksi 2 de bizim köklerimiz. Ve eksi 2'yi, 0'ı ve 3'ü yazarsınız. Bir sayı doğrusu üzerine. Gidersiniz tablonuzu çizersiniz. 0'da çift katlı kök olduğunu unutmayın. Eksi 2'de ve artı 3'te de tek katlı köklerimiz var. Ne ile başlayacağız? Artı ve artı olduğu için artıyla başlayacağız. Eksi çift katlı kök işaret değiştirmez. Eksi ve tek katlı kökle işaret değiştirir artı. Bakın artı olan yerlerde arttı, azaldı, azalmaya devam etti ve arttı diyeceksiniz. Artarken azaldığı için, azalırken azalmaya devam etti ve azalırken artmaya başladığı için bakın burada maksimum nokta vardır. Burada minimum nokta vardır diyeceğiz. Bize ne demişti? Ekstremum noktalarını bulunuz. Noktaları bul demiş. Apsisleri bul dememiş. O halde ben diyorum ki ne yapacaksınız? Şunu yapacaksınız. Eksi 2'de maksimum vardı. Eksi 2'ye karşılık gelen f eksi 2. Eksi 2'yi şurada yerine yazarsınız. Çıkan sonuç buraya yazılır. Ve işte bu nokta sevgili gençler bizim maksimum noktamızdır. Gidersiniz 3'ü yerine yazarsınız. 3'e karşılık gelen f3 de bu şekilde nokta olduğu için artık bu da minimum noktasıdır diyeceğiz. Tabi 3'ü ve eksi 2'yi yerine yazarak şuradaki ordinatları da bulacaksınız sevgili gençler. Burada x üzeri 5'li ve x üzeri 4'lü ifadeler olduğu için ve 5'e bölündüğü için işlem gerektirdiğinden sevgili gençler. Sizi sıkmamak adına, boğmamak adına işlemleri yapmıyorum. ÖSYM'de eğer böyle bir soru karşınıza çıkarsa yerine yazdığınız zaman çat diye çıkabilecek sonuçlar elde edebileceğiniz bir soru olur, merak etmeyin. Şimdi dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eksi 1 ile 2 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Fx fonksiyonunun kuralında vermiş yerel ve mutlak ekstremumları bul demiş bize. Şimdi öncelikle f'in türevini alacağız tabii ki. F türev x eşittir. Alıyorum 12x küp eksi 12x kare dedik.
Daha sonrasında 12x kare parantezini alırsak da burada x eksi 1'imiz kalır. Şimdi buradaki bizim kökümüz olan x eşittir 0 çift katlı bir köktür. Şuranın kökü olan x eşittir 1 de tek katlı bir kök arkadaşlar. Daha sonrasında çizeceğiz tablomuzu 0 ve 1 için. 0'da çift katlı, 1'de tek katlı bir kökümüz vardı. Neyle başlayacağım? Artıyla tabii ki. Artı, eksi ve artı dedim. Daha sonrasında bu artan, azalan ve artan olacak. Ve sevgili gençler dikkat ettiyseniz benim eksi 1 ile 2 aralığında bir tanım kümem vardı. O halde şurayı çektim, sınırlıyorum. Burayı çektim, sınırlıyorum. İşte burası eksi 1. İşte burası da 2 olsun. Bakın eksi 1'den 0'a kadar artmış. Pardon, çok özür diliyorum. Şurayı yanlış çizdik. Bunları yanlış çizdik. Artıyla başladım. Eksi ve eksi olarak devam edeceğim. Yani azaldı azaldı değil mi? Şurada çift katlı kök muhabbetini unuttuk orada. Azaldı azaldı ve arttı diyeceğiz. Bakın şurada şöyle bir minimumumuz var. Başka da bir minimum görünmüyor şu an için. Bir şöyle grafiğinde kabataslak çizmeye başlayalım. Şöyle diyelim. Şunu sileyim. Yukarıdan başlayalım biraz. Şimdi sevgili gençler şurası eksi 1 olsun. Şurası 0 olsun. Burası 1 olsun. Burası da 2 olsun. Ben bu aralıkta çizeceğim grafiği. Şimdi eksi 1 için nereden geçiyor? Eksi 1 için yerine yazıyorsunuz. 3 artı 4 artı 1 8'den geçiyor. Eksi 1 için 8'den geçtiği için şuraya 8 diyelim. Şöyle diyelim. Şurası 8 olsun. Şurası da eksi 1 için 8'den geçiyordu. Daha sonrasında 0 için 1'den geçiyor. Şurası 1. 1 için nereden geçer? 3 eksi 4 artı 1 0'dan geçiyor. Değil mi? 2 için nereden geçiyor? 2 için bayağı yüksek olacak herhalde. 48 eksi 8 32 artı 1 17'den geçiyor. 2 için de 17 şurası olsun. Ve şöyle sevgili gençler. Şimdi bakın iyi dinleyin. Eksi 1'den 0'a kadar azaltacağım ve 0 için 1'den geçecek. Bakın azalttım 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 1'den geçti. Daha sonrasında türevi 0 oldu ve azalmaya devam etti. 1'den de geçti. Ve 1'den sonra sevgili gençler artmaya başlıyor. 1'den sonra artıp 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 buraya kadar devam ediyor. Gördüğünüz üzere bu fonksiyonun 2 tane maksimumu var. 1 tane de minimumu var. Bu maksimumlardan en büyük olanı 2 olduğu için 2'ye 17 noktası benim mutlak maksimumumdur. Mutlak maksimumdur sevgili gençler. Zaten 1 tane yerel minimumumuz olduğu için de bizim 1'e 0 noktamız yerel minimumdur diyoruz sevgili gençler. Tamam. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Bir tane zaten minimumu varsa en küçük minimum budur deyip ona mutlak minimum dememekte fayda var. Yani bir tane var zaten. Hani demiştik ya yerel minimumların en küçüğüne mutlak minimum denir. Kıyaslama yapamadığın bir ifade varsa buna yerel minimum, bu yerel minimuma mutlak minimum diyemiyorsun doğal olarak. Değil mi? Mantıklı. Geçtim 97. sayfamın sağ üst tarafına. Aşağıda bu aralıktan bu aralığa bir fx eşittir y fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buradakilerden hangileri doğrudur deniliyor. Buraya baksak yeter. 4 adet yerel ekstremum vardır. Şimdi şöyle yukarı doğru çıktınız. Şurada sevgili gençler eksi 6 ile 9 aralığı demişti değil mi? Şurayı eksi 4 vermişiz. Tamam eksi 4 vermişiz. O halde şurayı eksi 6'dan 8'e şurası eksi 6 arkadaşlarım. Şöyle kusura bakmayın hata için. Şimdi şurası bir ekstremumdur. Burası ekstremumdur. Burası ekstremumdur. Ve burası da ekstremumdur. Toplam 4 tane ekstremum var. Doğru. 2 adet mutlak ekstremum var. Şimdi burası minimum. Ve burası da minimum. O halde burası mutlak minimum. Burası maksimum. Burası da maksimum. O halde burası mutlak maksimum. 2 tane mutlak ekstremum nokta vardır. Doğru. Eksi 3'e 2 noktası. Yani eksi 3 için 2 noktası yani şurası sevgili gençler mutlak maksimumdur. Bu da doğru. Cevabımız ne olacakmış? Hepsi. Anlaştık diye umuyorum. Bir sonraki sayfamıza bakıyoruz sevgili gençler. Bir sonraki sayfada da bir hatırlatma var. Bu hatırlatma neyle alakalıydı bir bakalım. Tamam. Evet artık türev grafiği verildiği zaman biz bu ekstremumları nasıl değerlendireceğiz? Onlarla alakalı olan kısımdayız sevgili gençler. Ve daha sonrasında maksimum minimum problemlerine geçeceğiz. Acaba burayı diğer videoya saklasak mı saklamasak mı? Saklamayalım ya çünkü hani şuraya zaten az kalmış mutlak minimum problemlerine. Maksimum minimum problemlerine o yüzden saklamayalım.
Şimdi şöyle diyelim. Grafiğimize bakalım. Bu türev grafiği. Türev grafiği. Şimdi türev grafiğinde pozitif olan yerleri ben sana şöyle maviyle göstereyim. Bakın maviyle gösterdim. Maviyle gösterdim. Ve sevgili gençler negatif olan yerleri de yeşille gösterdim şu şekilde. Şimdi arkadaşlarım türevi sıfırdan büyükse bu fonksiyon artandı. Türevi sıfırdan küçükse bu fonksiyon azalandı dikkat ettiysen. Fx'in türevini sıfır yapan bazı değerler yukarıdaki grafikte verilmiştir diyor ya bakın. Artarken ben sana fonksiyonun grafiğini kabataslak çiziyorum şu an. Fonksiyonumuz artmış 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 tam x1 noktasında bir yerde türev sıfır olmuş ve artmaya devam etmiş. Artmış 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 x2 noktasına gelmiş ve azalmaya başlamış. Nereye kadar? Ta ki x3'e kadar. X3'ten sonra tekrardan artmaya başlamış ve x4'ten sonra sevgili gençler şöyle yapalım. X4'ten sonra tekrardan azalışa geçmiş. İşte al sana fx'in grafiği. Fx'in grafiğinde bak burada bir maksimum vardır. Burada bir maksimum vardır. Burada bir minimum vardır dedik. Dikkat ettiysen zaten artıdan eksiye geçtiği yerde bir tavan var. Eksiden artıya geçtiği yerde bir dip var. Artıdan eksiye geçtiği yerde de bir tavan var diyebilirsin. O halde türev grafiğinde artıdan eksiye geçersen artıştan azalışa geçmiş deyip maksimum vardır diyorsun. Eksiden artıya geçtiyse azalıştan artışa geçtiği için bir minimum vardır diyorsun. Anlaştık? Peki devam. F türev x1 eşittir 0. Şurası. Ama x1 noktasında türev grafiği işaretini değiştirmediği için bu noktada ekstremum yoktur diyoruz. F türev x2 eşittir 0. Şurası. Ve sevgili gençler türev grafiği işaretini değiştirmiş. Yani fonksiyon artarken azalmaya başlamış. O halde tavan yapmıştır. Yani bu durumda bu noktada bir yerel ekstremum değeri sahibiz diyoruz. X3 ve X4 noktalarını sizler de benzer biçimde yorumlayınız demiştik. Zaten yorumladım sevgili gençler. Ben sizin için burada yukarıda. Devam. Yukarıda grafiği verilen F türev fonksiyonunun hangi noktalarda yerel ekstremum değerleri olduğunu bulunuz. Şimdi bakın artıdan eksiye geçmiş. Eksi 6 noktasında bir yerel ekstremumu vardır. Eksiden artıya geçmiş eksi 2'de de vardır. Artıdan eksiye geçmiş 4'te de vardır. Şimdi ne demişti? Hangi noktalarda f türev fonksiyonunun hangi noktalarda? Pardon özür diliyorum. F'i sormamışız. F'in türevini sormuşuz. Zaten f'in türeviydi. O halde eksi 3 noktasında ve 1 noktasında yerel ekstremumları vardır diyebiliriz. Bu da çeldirici bir soru olarak aklımızda bulunsun. Devam. Yukarıda grafiği verilen f türev fonksiyonuna göre f'in ikinci türevinde 0, 0'dır demiş. Bak bu f'in türevi. Çünkü öyle demiş bize. F'in türevinde x grafiği. F'in ikinci türevinde 0. Şimdi bu f'in grafiği olmuş olsaydı bana f'in türevini 0 yapan noktalardan bir tanesi budur deseydi doğru muydu? Doğruydu. O zaman bu f'in türevinin grafiğiyken f'in ikinci türevinin 0 olduğu noktalardan birisi budur. Dolayısıyla doğru. X3 apsisli noktada f'nin yerel minimumu vardır. Şimdi x eşittir 3 apsisli nokta dediğimiz yer eksi 3 arkadaşlar. Özür diliyorum. Bakın orayı da yanlış yazmışız. Şimdi artıyorken artmaya devam etmiş. Yani pozitifken pozitif olmuş. Arkadaşlar burada bir ekstremum dahi yoktur. Dolayısıyla bu gider. X eşittir 4 apsisli noktada f'nin yerel maksimumu vardır. Artıştan azalışa geçmiş bakın. Dolayısıyla artarken azalmıştır ve burada bir maksimum vardır diyeceğiz. Dolayısıyla 3. öncül doğru. Cevap 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Diyor ki bize bakın. Yukarıda türevinin grafiği verilen f fonksiyonu için gene türev grafiği. 1. Kesinlikle doğru olanlar soruluyor. F'nin 3 adet ekstremumu vardır. Türev grafiğiydi. X eksenine artıdan eksiye burada geçmiş. Bir de eksiden artıya burada geçmiş. O zaman 2 tane ekstremumumuz var bizim. Burada 3 demiş gitti. X eşittir eksi 7 noktası yerel minimumdur. Artıdan eksiye geçtiği için artıştan azalışa geçmiş. Dolayısıyla maksimum vardır. Burada minimum demiş gitti. X eşittir 8 noktası yerel minimumdur. Eksiden artıya azalıştan artışa geçmiş. Minimumdur doğru. X eşittir 6 noktası bakın şurası. Yerel minimum noktasının apsisidir demiş ki minimum bile yoktu burada zaten. Gitti. Eksi 5'e 2 noktası yani şöyle şurası 2'ymiş arkadaşlar. Da fonksiyon azalandır. Evet burada eksi olduğu için bakın negatif bölgede olduğu için fonksiyon azalandır. Yani cevabımız 3 ve 5 olacakmış diyebiliriz.
Devam ediyorum. Bir diğer örnekle ve son örneğim. Daha sonrasındaki videoda maksimum minimum problemlerine geçeceğiz. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonuyla ilgili. Eksi m ile m aralığında azalandır. Bakın bu f türev fonksiyonuyla ilgili diyelim. F türev fonksiyonuna göre eksi m'den m'ye gidene kadar f'in türevi negatif olduğu için fonksiyon azalandır. Doğru. F eksi m bir yerel maksimum noktadır. Şimdi yok, şurası yine f arkadaşlar, özür diliyorum. Verilen f fonksiyonunun grafiğine göre f ile ilgili diyelim. F ile ilgili. Şurayı silebiliriz aslında. Şurayı da silebiliriz. F fonksiyonu ile ilgili desek yeter. Eksi m ile m aralığında azalan f eksi m bir yerel maksimum noktadır. Artıdan eksiye geçtiği için artarken azalmış. Evet, yerel maksimumdur. Dolayısıyla doğru sevgili gençler. F0 sıfırdan büyüktür denilmiş. Şimdi bu türev grafiği, ben F0'ın sıfırdan büyük olup olmadığını bilemem. Dolayısıyla sevgili gençler, bu gider, cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur diyeceğiz. Evet arkadaşlarım, bir sonraki videomuzda maksimum minimum problemine geçeceğiz. Ve daha sonrasında türev neredeyse bitmiş olacak. Yani topu topu 5 sayfamız kalmış. O 5 sayfayı aslında tek bir videoda eritebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani bu iş yarın biter. Evet arkadaşlar, isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Tekrardan hatırlatıyorum, programdaki aksamayla alakalı. Yani birkaç gün aksaklık olabileceğini zaten söylemiştim. Bu da benim kendi kişisel hayatımdaki bazı sorunlardan kaynaklı. Yani büyük bir sorun yok, merak etmeyin. Sevgili gençler, sorun da demeyelim buraya. Hani bazı iş yoğunluğundan kaynaklı sevgili gençler videolarımızı çekemedim. Özür dilerim, affola. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.